Emekliler dikkat. En düşük emekli maaşına dev zam geliyor, SGK uzmanı sevindirici haberi verdi. SGK uzmanı Murat Bal, en düşük emekli aylığını açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşını belirleyecek olan son enflasyon farkı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Açıklanan veriler ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşına %24,73 maaş zammı yapılacağı netleşmişti. Ancak en düşük emekli aylığında kök maaş sorunu emeklinin kanayan yarası oldu. Bu konuda hükümet ise harekete geçerek 12000 TL'ye varan bir düzeltme yapılacağı kulislerde aktarıldı. SGK uzmanı Murat Bal en düşük emekli aylığını açıkladı. Ocak ayında pek çok emeklinin aylığı %49,25 memur zam oranına eşitlenmişti. Ancak bazı emekliler kök aylıklarının düşük olmasından kaynaklı, 10 bin Türk lirası, en düşük emekli aylığını almaya devam etti. 6 aylık enflasyon farkına göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 maaş zammı alacağı kesinleşmişti. Fakat 8 bin Türk lirası kök aylığı olan 2 milyona yakın emeklinin yapılacak zam ile maaşları, 10 bin TL'yi geçmemesi tepkilerin ana odağı oldu. Aynı durumun Temmuz ayında yaşanmasından ise emekliler tedirginlik duyduklarını aktarıyor. Bu noktada iktidar cephesinden ise bir adım gelmedi. Ancak Ankara kulislerinde en düşük emekli aylığı ile ilişkin yeni kulis bilgileri ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşının 12.000 Türk Lirası seviyesine getirileceği belirtildi. Erdoğan'ın emekli yılı kapsamında emeklileri enflasyona ezdirmemek adına bu şekilde adıma atacağı ise belirtiliyor. En düşük emekli maaşına ilişkin bir refah artışı da gelecek mi? Sorusu da merak ediliyor. SGK uzmanı Murat Bal, emekliye sevindirici haberi vererek ekstra zammı açıkladı. Asgari emekli maaşına ilişkin kulis bilgilerin 12 bin Türk lirası olduğu söyleniyor ama bana göre bu rakamın biraz daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artırılacağını düşünüyorum dedi.